Biraz konuşabilir miyiz? Ne hakkında? Mühim bir mesele. Yalnız konuşmak istiyorum. Çiftliğe gelir misin? Tamam. Cızbıtmadan çalışın. Vırrikler. Hadi bakalım. O pinnikleri de bir sağlamlayın. Sonra gelip yoklayacağım. Hele şuna bak, şuna. İyice ekelendi. Ha. Bacım az bekle hele. Hoş gelmişsin hala. Kız ne olmuş? Halide Hanım niye gelmiş çiftliğe? Ne bileyim ben anam ya. Bunların işlerine de akıl sır ermiyor ya. Müflis bezirgen. Eski defterleri kurdalarmış. Bununki de o hesap. Öyle olsa hanım kendi gelirdi. Baksana Serap Hanım getirdi. Öyle mi diyor? Öyle diyor. İşler iyice sarpa sarıyor ya. Konuşmak istediğin mevzu nedir? Dün avukat geldi. Karnımda Muzaffer'in çocuğunu taşıdığım için bütün mal varlığının bana kaldığını söyledi. Bunu tahmin ediyordum zaten. Bunları söylemek için mi çağırdın beni? Hayır. Muzaffer'in isteklerini sana iletmek için. Evet, bütün mal varlığı benim olacak. Ancak tüm gelirlerin dörtte birini sana vereceğim. Her ay eline yüklü miktarda bir para geçecek. Muzaffer'in isteği bu. Geçmişte bana çok acı çektirdin. Bana yaptıkların hiçbirini unutmuş değilim. Sana hala kızgınım. Lakin Muzaffer benim için çok kıymetli. Sen bana onun yadigarsın. Bundan sonra sana yaptığım iyilikler Muzaffer'in hatırasına yapılmış olacak. Peki abim neden beni sana mecbur bırakmış ki? Bunun bir tek sebebi var. Mallar Kemal'in eline geçmesin diye. Abin Kemal'in niyetinin bu olduğuna inanıyordu. Ben de buna inanıyorum. Ama Halide, gerçekleri görmeni beklemiyorum. Göremezsin de. Seni asla zor durumda bırakmayacağım. Abinin bütün dileklerini yerine getireceğim. Buraya geri dönebilirsin. Buraya yerleşebilirsin. İstediğin kadar burada kalabilirsin. Ama bir şartım var. Ancak tek başına gelebilirsin.
Abin sana ne kadar kızgın olsa da seni çok seviyormuş. Mağdur olmaman için elinden geleni yapmış. Ama mirasını neden yasal yollarla bırakmadı ki? Yani neden bunu Güllü'ye mektupla bildirdi? Kim bilir? Elbet bir bildiği vardır. Kemal. Güllü çiftlikte kalmamı teklif etti. Yalnız bir şartı varmış. Sadece ben kalabilirmiş. Bu gülünden tabii hak. Bunca yaşanan şeyden sonra beni de çiftliğe alacak değil ya. Sen onu abinin yadigarısın. En doğrusu bu. Çiftliğe gitmen. Çiftliğe dönmem mi? Bu hayata alışamadın halde. Bu hayat sana göre değil. Burada kaldığın müddetçe yıpranacaksın. Üzüleceksin. Sen bildiğin alıştığın hayatı yaşamalısın. En doğrusu çiftliğe dönmen. Evliliğimiz ne olacak peki? Bitecek mi? Hayır. Evliliğimiz aynen devam edecek. Ayrı yerlerde kalarak mı? Bu olmaz Kemal. Mümkün değil. Bu şekilde devam edilmez. Ben senin yanından bir adım bile ayrılmak istemiyorum. Daha evvel burada yapamayacağını söylememiş miydin? Söylemiştim. Ama başka ihtimallerimiz olduğunu da söylemiştim. Birlikte kendi evimizi kurmak. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.